Evet Konya spor maçıyla birlikte aslında bir çıkış hedefleniyordu Galatasaray'da zorlu bir fikstür vardı. Konya Barcelona Beşiktaş Barcelona şeklinde devam edecek. E, bu karşılaşma çok kritikti ama beklendiği gibi olmadı. Hatta ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Kime gibi olmadı ya beklendiği gibi. beklendiği gibi oldu işte Konya Galatasaray'ı Galatasaray yendi. Galatasaray taraftarları bunu mu bekliyordu? Galatasaray taraftarının beklediği tabii gibi olmadı dersen tamam yani, beklendiği, beklendiği gibi olmadı dersen ben e, orada Galatasaray Bahsediyorum ama. Hayır, ama. Galatasaray Konya maçını konuşuyoruz. Galatasaray maçı beklendiği gibi bitmedi dersen olmaz. Hayır ama şimdi cümle Galatasaray Konya maçı tam olarak da beklendiği gibi hayır, bitti. Hayır bunu kabul etmiyorum. Öncesinde dedim ki Galat Konya Barcelona Beşiktaş Barcelona ile bir çıkış hedefliyordu Galatasaray ama beklendiği gibi olmadı dedi. Peki o zaman olur. Şimdi Galatasaray bu yerli projesine kimle beraber başladı? Burak Terim, Terim. Fatih Burak ve Fatih Terim'le beraber. Ve gençleştirme. Bunu gençleştirme yani evet. Ne oldu sonra? Şu anda Fatih Terim yok değil mi? Niye olduğunu biliyor musun? Tamam. Gençleştirmek için Fatih Hoca'yı gör. <laughs> Şimdi e, demek ki şöyle bir sıkıntısı var bence. Evet tamam Söylenen şey çok doğru. Yapılmak istenen de doğru. Ama bence çok abarttılar. Yani bu bir geçiş oyunu gibi düşünmek lazım. Böyle pat diye olacak bir şey değildi. Orada bence strateji hataları vardı. Bu birinci nokta. Bir de oyuncular e, mental olarak çok geriye gittiler Fatih Hoca ile beraber. Çünkü hani evet içerisine çok tecrübeli oyuncular katarak bir genç gençleri oynattınız falan ama bunda başarı sağlayamadı Galatasaray. Ve yönetim de bu projenin arkasında duramadı bence. Çünkü işler kötüye gitmeye başlayınca ilk gidecek olan kişi hocadır. Orada Fatih Terim gitti. Tabi oradaki sıkıntıyı da çok bilmiyorum. Hani Burak Elmas'la Fatih Terim çünkü hani Burak Elmas'ın gelmesi de biraz Fatih Terim'e bağlıydı değil mi? Vallahi, Onu Burak kabul Bey... etmedi Burak Elmas. Efendim? Ya... Onu kabul etmedi. Nasıl kabul etmedi? E, arkada Faruk Süren boyutu var mesela. Hayır bir dakika siz seçimden önce demediniz mi? Ben seçsem Fatih Hoca ile çalışacağım diye. Seçim vadiydisin. Onu Hatta ya. şöyle bir şey söyleyeyim ben. Fatih Hoca yoktu. Sonra seçimle işler ciddiye girince Fatih Hoca kozunda oynadı. Zaten... Sonra da e ben nasıl olsa başkan seçildim ben böyle bir şey söylemedim diyorsan da canın sağ olsun başkan diyelim. Siz zaten Fatih Hoca ile ayrılmak gibi bir şey söz konusu değil. Şey, torrent yardımcı olacak, deyip ayın üçünde tabi e, tabii üçünde biz bunları konuşmuştuk. Dördünde tam aksiyonla tweetler attınız. Yedisinde mi sekizinde mi hocaya gönderdiniz. Siz zaten sabah siyah dediniz akşam beyaz çıkıyor. Şimdi burada bir dalgalanma var. Yani hem yönetim yönetimde bir dalgalanma var. Hem Galatasaray'ın Torrent'ten sonraki oyununda çok ciddi anlamda dalgalanmalar var bence Konya maçına çıktığı kadro Galatasaray taraftarının istediği kadroydu. İşte Pulgar neden oynamıyor sorusunun cevabı için bence Pulgar oradaydı. Ben yani bir teknik direktör olsam bu performanstaki Pulgar'ı zaten asla oynatmazdım. Gomis neden ilk 11 başlamıyor denildi ve Gomis de o maçta ilk 11 başlatıldı. Ve sonuç Galatasaray için üstler oldu Konya karşısında ve tabii şöyle şuradan örneklendirme yapmak lazım. Abdullah Hoca ilk geldiği zaman Takımın en büyük sıkıntısı savunmaydı. Bir yerden başladı hoca. Yani önce takıma savunma yapmayı öğretti. Sonra hücum geçişlerine başladı. E, bunda da tabii kötü bir zamanda geldi Abdullah Hoca. Takım 17. E, o sezonu 4. olarak bitirdi belki ama bir şeyi böyle basamak basamak çıkmak lazım. Burada ben Torrent'i çok kötü demiyorum. Teknik direktör olarak. Sonra ad adamın kariyerine haksızlık olur ve şu anda Manchester City'nin e, yeni dönem futbolunun e, mimarlarından biri olan Guardiola'nın yardımcılığından gelmiş bir insan. Ve geldiğimde de bu kadroyu ben buldum dedi. Aslında bundan da şikayet etmedi. Yani mevcutla da bir şey yapmam gerekiyor. Şey hatırlı hatırlarsın abi. Bielsa, Leeds nice United'a geldiği zaman yani evet. alt ligdeyken hiç transfer falan yapmadı. Mevcut oyuncu kadrosuyla ile beraber e, o futbolu oynattı Bielsa. Yani onları geliştirdi, dönüştürdü. Bence burada da bir şeyler yapmaya çalışıyor ama e, çünkü o m, oyuncuların geriye gitmesini çok böyle hemen geri kazanamıyorsun. Bunda da bence zaman tanınmalı. Sonuçta getirmişsen. Yalnız sadece bu anlamda değil hamleler e, anlamında da çok fazla tartışılıyor torrent. Bu evet. anlamda teknik direktörlüğü biraz tartışmaya Şimdi, açılmış. Şimdi e, tabii şöyle Avrupa'yı teknik direktörler skorlardan bağımsız konuşurlar. Oyunla çok ilgilenirler. Ve orada maç sonu gitti. İlhan Palutu tebrik etti ve yüz ifadesi de gülüyordu. Mesela onunla ilgili de çok şey okudum Konuşalım. ben. Ee, Avrupa'yı teknik direktörler böyle o, oyundan bağımsız her şeyi yorumlarlar. Öyle bakarlar ee, skordan bağımsız. Özür dilerim. Dolayısıyla ben hani Galatasaray'ın e, burada bir hikaye yazabilmesi için artık gelecek sezon'a yönelik çok ciddi anlamda yapılanması gerekiyor. Değil mi? Yani bunu bugünden başlaması da lazım hatta. O yüzden Fenerbahçe ile ilgili söylediğim şey hani Trabzonspor bir şey kaybetmedi ama Fenerbahçe çok şey kaybediyor şu anda. Ee, ve bence 2-3 yıl bu toparlanma sürecini çok toparlanma sürecinde çok ciddi de sıkıntılar yaşayacaklar. Çünkü bunu temizlemek çok kolay değil. Trabzonspor da o merhaleleri geçti, yaşadı ve oradan tecrübe edindi. Ve şimdi o tecrübenin meyvelerini bir futbol aklıyla beraber yiyor. Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin bence Beşiktaş'ın da ciddi anlamda bir futbol aklına ihtiyacı var. Bir de ben şunu da söylemek isterim bu konuda. Yani galibiyetlerden sonra çıkıp konuşan bir başkan ya da yönetici değil, hiç konuşmayan ve işini yapan başkan ve yöneticilere bizim evrilmemiz lazım. Bu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın söylüyorum. Trabzonspor bu sene o işi de kesti bıraktı, konuşmuyor artık hiçbir şekilde ne başkan ne yöneticisi. Ben oyunu hoca üzerinden okumak istiyorum. Teknik direktör üzerinden okumak istiyorum. Öyle değil mi abi? Şimdi konuşmuyor Trabzonspor tabii konuşmuyor. Yani konuşacak da çok bir şey yok. Trabzonspor'un istediği gibi. Konuşacak yani... bir şey olsa da bence konuşmamalı kimse abi. Ha, esas olan o. Evet. Şimdi Trabzonspor konuşmuyor. Bu sezon konuşmuyor. Önümüzdeki sezon görürüz. Ya geçen sezon da onu yaptı ama. şimdi, sezonun büyük bir bölümü. Işler, i̇şler yolunda giderken işler yolunda giderken herkes sakin. Her şey güzel. Hakemler de insandır. Hakemler hata yapabilir. Böyle gidiyor. Sonra canın yanmaya başlayınca konuşmaya da başlıyorsun. Şimdi, abla Hoca ne dedi? 20 yıldır konuşmuyorum. Biliyoruz hocam konuştuğun günlerde. 3-4 maç konuştu <laughs> ben. De. vardır yani. Hatırlamıyordur. Yani. Yani, yani hatırlamak gör istemiyorum. Yani. görüntüleri vardır, kayıtları vardır. Ama kendini değişip ve dönüştürme anlamında da güzel Aa, bir şey. Ayrı var. mesele, ayrı mesele. Ha, 3 gün sonra canını yakarlar. Bakalım o zaman aynı duruşu sergileyebilir misin? Onu zaman gösterir. Şimdi Beşiktaş Sergen Yalçın değişimi yaşadı biliyorsunuz Sergen Hoca'ya takım teslim edildi Onlar da sezon 3. bitirmişti Yanılmıyorsam Sonrasında şampiyonluk geldi Newton sonrası 6 hafta mıydı Newton süreci 7. Hafta, hafta gitti yedi, işte, Sonra Ablo Hoca'ya teslim edildi Takım Ve bu sezon gelinen nokta Şimdi orada Sana katıldığım en kritik nokta o şu anda Beşiktaş'ın hocası, Fenerbahçe'nin hocası, Galatasaray'ın hocası. Fenerbahçe'nin hocası, İsmail Hoca olmayacak. Hı. Bu kesin. Kesin mi abi? Kesin. Nereden biliyoruz? Çünkü İsmail Hoca'yı açıkladığınız gün devamlı dediniz ki sezon, Zaten sonunda, vardı. sezon sonunda gelecek yeni hocamız falan filan. Yani İsmail Hoca'ya devam etmeyeceksiniz. Ee, İsmail Hoca'ya gelecek hocanın yardımcısı evet, evet. olmaz. Galatasaray'a vakti iyi değerlendirebilmek açısından Dönüyorum, karşısında. dönüyorum bir dakika. Beşiktaş'ta Önder Hoca'nın yaşadığı durum aynı şey. Soru işaretleri barındırıyor. Galatasaray'da şimdi torrentle devam edecek misin, etmeyecek misin? Herhalde böyle giderse etmeyecek görünüyor. Ama ihale neden torrentte kalıyor onu ben anlamıyorum. İşte torrentin oyuncu değişiklikleri. Yani sanki kenarda efendim o Barcelona'dan tanıdığı, sizden tanıdığı oyuncular var da yok kardeşim ben diyor altyapıdan oyuncularla oynayacağım, kazmalarla oynayacağım falan filan mı diyorsun yani? Şimdi, Avrupa maçlarında Galatasaray'ın çok iyi oynadığını söylüyorlar ama bence Galatasaray biraz Trabzonspor'un oyun modelini benimsedi abi. Doğru oynuyor. Bak iyi oynamak başka bir şey. Yani hep böyle geçiş oyunlarıyla Bak, iyi beraber. İyi oynamak başka bir şey. İyi nasıl oynarsın biliyor musun? Bu dikte onu yapamadın. Topu alırsın. Mesela. Topu alırsın. Rakibe vermezsin. İstediğini oynarsın. Rakibin ne yaptığından bağımsız. Rakibe de çaresi bırakırsın. Bu iyi oynamaktır. Doğru oynamak gerektiğinde topun arkasına geçersin, gerektiğinde hücum yaparsın. Efendim savunman vesaire bütün o futboldaki kurguları doğru işlersin. Budur doğru oynamak. Голоса до уровня